Dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyündeyiz. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp huzur bulabileceğiniz bir köydeyiz. Burası Balıkesir il merkezine 109 kilometre uzaklıktadır. Aynı zamanda Edremit ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Burası aynı zamanda Tuncel Kurtiz'in mezarının bulunduğu bir köy. Özellikle son yıllarda insanlar hem gelip burada Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Çamlıbel köyünü ziyaret ediyorlar hem de Tuncel Kurtiz'in mezarını ziyaret ediyorlar. Biz de biraz sonra hem Tuncel Kurtiz'in mezarını ziyaret edeceğiz hem de Çamlıbel köyünü sizlere tanıtacağız arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız Çamlıbel'i birlikte gezelim. Yeşil bir vadiden Edremit Körfezi'ne bakan Kaz Dağları'nın Ege'ye bakan yamaçlarında kurulmuş bir köydür. Köyün tarihi Bizans dönemine kadar uzanıyor. Evler zamanında tahta şeklinde yapıldığı için eskiden adı Tahta Köy'müş. 1972'de Çamlıbel olarak değiştirilmiş. Köyün hemen arkasında bulunan Kaz Dağı Milli Parkı'nı gezebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve kamp kurabilirsiniz. Köyün en büyük özelliklerinden biri de zeytin ağaçlarıyla çevrili olması. Ayrıca köy halkının büyük bir çoğunluğu da geçimini zeytincilik ile sağlıyor. Şu anda Tuncel Kurtiz'in mezarındayız. Vasiyeti üzerine herhangi bir mermer ya da beton yapılmamış. Bu görmüş olduğunuz yazıları tamamen hayranları tarafından yazılarak buraya konulmuş. Şimdi Tuncel Kurtiz'in mezarını ziyaret ettik. Yanımda yine Yücel, Hüsnü ve Arim var. Bugün Arim bizlere Tuncel Kurtiz'in okumuş olduğu, seslendirdiği bir şiiri sizler için seslendirecek biraz sonra. Ama öncesinde Yücel'in de duygu ve düşüncelerini alalım. İyi günler arkadaşlar. Önemli bir anı, Tuncel Kurtiz'in mezarına geldik. Büyük bir hayranıyım. Çok da yaşam tarzı şeyleri ilgimi çekmişti. İşte nasip bugüneymiş. Çamlıbel köyüne geldik. Tuncel Kurtiz'in mezarını görmek için. Yani etkileyici. Şahşaflı bir mezarı yok. Yani doğa, tam doğa insanı. Beton yok. Zaten vasiyetinde evet, de herhangi evet, bir evet, beton ya da evet, taş istememiş. Vasiyetinde de yok. Evet. Yani Tuncel Kurtiz zaten bildiğiniz gibi yani çok değerli ve büyük bir ustaydı. Okuduğu şiirler, çevirdiği filmler beni hayatım boyunca çok etkilemişti. Ve bugün de burada olmak, ya mezarını görmek çok güzel bir an. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dal kavukçu sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini. Kimi yaşlıyken. Kimi yeterince sevmez. Kimi fazla sever. Kimi satar. Kimi de satın alır. Köylü hayranlarından. Önce merhaba. Tanıyalım. Ben Aynur Gök. Aynur Hanım, yurt dışından geliyorsunuz. Evet, Fransa'dan geliyorum. Dün geldiğinizi söylediniz evet. Ve bugün hemen Tuncel Kurtiz'in evet, mezarına ziyarete geldik. Bayram öncesi. Evet. Duygu da düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok mutluyum. Çok gelmek istiyordum. Hı-hı. Ama özellikle sizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Çünkü hayranınızım. Fransa'da sürekli bakıyorum. Çok sağ olun. Onun için mutluyum yani. Merhaba. Merhaba, Sibel Hanım değil mi? Sibel, evet. Sibel Kaçan ben. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Tuncel Kurtiz'in çok büyük hayranıyız. Evet. Aile boyu hayranıyız. Çocuklarım ve ben.
Eşim de çok çok severdi. O da vefat etti. Biz de bir ziyaret etmek istedik. Ama... Çok değerli bir insandı çünkü. Evet, evet. Nur içinde yatsın. Köy mezarlığının bulunduğu yerde Tuncel Kurtiz'in mezarını ziyaret ettik. Girişte zaten ilk geldiğinizde Tuncel Kurtiz'in mezarını ziyaret edebilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi köy meydanına doğru ilerliyorum. Şehrin gürültüsünden uzakta sessiz bir köy. Bu köyün eski ismi Tahtaköy'müş. Daha sonralardan değiştirilmiş. Köye ilk geldiğinizde böyle dükkanların, kafelerin bulunduğu yer. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Çamlıbel Köyü Tuncel Kurtiz'le anılan, onunla duyulmuş Kaz Dağları'nda bir köy. Tuncel Kurtiz'den sonra gelenlerdenim ben de. Burada küçük bir el sanatları atölyem var. Patchwork ve nakış atölyesi olarak yola çıkmıştım. Şimdi bu sene ruhum biraz seramiklerle, doğal taşlarla şenlenmek istedi. Biraz onları da kattık. İşte gelenleri buraya özel desenlerle, buraya özel sembollerle ağırlamaya çalışıyoruz. Kaç yıldır buradasınız? Ben İstanbul'dan göç edeli 5,5 yıl oldu. Bu 3,5 yıldır da burada atölyem var. Ben 45 yaşından sonra iğne iplikle tanıştım ve bu benim hobimdi. Buraya taşındıktan 2 sene sonra hayatta yalnız kaldım ve hobimi kobileştirmeye karar verdim. Ve kendime de en yakın, en sıcak gördüğüm köy Çamlıbel Köyü oldu. Beni en çok etkileyen Kaz Dağları konusunda Güre İskelesi'nde Kaz Dağ Müzemiz var. Kaz Dağ Müzesi'nde seyrettiğim belgesel beni çok etkilemişti. O belgeselden sonra da köye iyice vuruldum doğrusu. Köye ilk geldiğimde de hiç yabancılık çekmedim. Şunun için yabancılık çekmedim. Köyde yaşayan komşularıma ilk sözüm şu oldu. İstanbul'dan gelmiş olabilirim. Ailem Karadeniz'de olabilir. Ama ben artık bu köyde yaşayacağım. Bu köyden doyacağım. Onun için ben dışarılıklı değilim. Ben artık bu köylüyüm dedim. Onlar da beni kabul ettiler. Ben de onları kabul ettim. Birlikte geçinip gidiyoruz işte. Çok güzelmiş. Pudoepa ve kız kardeşleri. Pudoepa Anadolu topraklarında doğmuş ve tarihteki ilk barış anlaşması, Kadeş anlaşmasına imza atmış ilk kadın ve bu toprakların kadını. Asuman Baytop endemik bitkilere isim veren bir bitki bilimci. Dilhan Ege de NASA'da çalışan ilk Türk kadını. Pudoepa ve kız kardeşleri Cumhuriyet kadınlarından bebekler yapıyorlar. Toçev yararına satılıyor bu bebekler. Ben de çorbada tuzum olsun diye atölyede onlara yer açtım. Şu anda köy girişinde geldiğinizde, sol taraftan ilerlediğinizde şöyle köy kahvesini görüyorsunuz. Köylülerin, yerlilerin daha çok takıldığı yer burası. Görmüş olduğunuz gibi güzel yine çınar ağaçlarının altında güzel bir yer. Şimdi yine köylülerle bir röportaj yapacağız. Temel geçim kaynağımız da sadece zeytincilik. Malcılık da yapamıyoruz. Milli Park'ta yasakladı yani. Dağa çıkmak yasak. Köyün yerlileri, şimdi biz 5 kardeşiz. Bir ben varım köyde. Öbür biraderden hepsi. Mesela yerlisi 300 haneden kaç tanesi geldi? Şimdi 20 hane falan kaldı. Aynen 20-25 hane falan. Yerlisi nereye gitti buranın? Ya yerlisi Erdem'de işte aşağı gitti. Sattılar mı yerini yoksa? Hep sattı, herkes sattı. Allah Allah. Evet. Tevfik bu 3 arkadaş kaldık burada. Allah Allah. 20 hane falan ancadı. Köydekiler ne zamandan beri böyle azalmaya başladı yerli? Vallahi çok 20 senedir beri her son sene gibi yeter. 20 aşağı yukarı. Satan gitti, benim için dayımın oğlanları filan var. Hepsi sattı, bir Ahmet kaldı. Ya çoğu gitti. Bak biz 5 kardeşiz, bir ben varım. Ötekinler İçeri'ye gitti, Erdem'de gitti. Çanakkale'ye gitti. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çamlıbel, Kırsal Mahalle Muhtarı Mustafa Çambel. Köyümüzde genelde şu anda emekli o derecede. Dışarıda okuyan çocuklarımız var, dışarıda çalışanlarımız var. Geçim zeytincilik burada. Evet. Zeytin üzerine biraz da incir. Buranın en meşhuru da zaten incirdir. Çamlıbel'in burası özel bir inciri vardır. Diğer köylerden daha farklıdır. Burada işte Ağustos'ta toplanır. Ekim, Kasım ayında bandırılır. Kasım'dan sonra burada inci bulamazsınız. Hemen alırlar.
orada Sağlık Ocağı Güre'de. Oraya gidiyoruz ya da SSK yol üzerindeki Sağlık Ocağı'na gidiliyor. Ulaşım Büyükşehir Belediyesi'nin araçları var. Şimdi bu pandemiden dolayı tek otobüse düştü ama herhalde okullar açıldığında bu ikiye çıkacaktır. Onun için okul günlük bizim köy tüzel kişiliğimizde bizim kendi iki otobüsümüz vardı. Günde 9 seferimiz vardı. Onu Büyükşehir devam ettirdi. Ta ki pandemiye kadar. Pandemide maalesef bu hastalık çıkınca ilk önce 5'e düşürdüler. Sonra 3'e düşürdüler. Sonra 2'ye düşürdüler. İşte 3'te kaldı yani şu anda. Öğrenciler de Güre'ye gidiyorlar taşımaya. Dışarıdan gelen göç alıyoruz tabii burada. Göç alıyor. Kaç tane şu andaki? Şu anda burada köy ailesi 115-117 ama şu anda 15 tane inşaat var köyde. 15 tane inşaat. İkisi de göç alıyor tabii. Tabii yani dışarıdan yerlisi göç alıyor. Yerlisi kaç tane kalmıştır? Vallahi şu andaki yerli şöyle diyeyim ben size 250'ye yakın insan var. 250'ye yakın. Evet yani köy merkezinde, köy dediğimiz yerde tabii daha bize aşağısı da bağlı. Orada da 1300 nüfus var. Yani. Bu iskelenin yarısı bizim köyümüze ait, yarısı Güre'ye ait. Aynı zamanda mahallemiz... Tabii 2 kilometre aşağıda bir mahallemiz bize bağlı. Evet, Eskiz ve Tahtaköy, Tahtakuşlar, iki köy yan yana. Biz çocukluklarımızı hatırlıyoruz. Mektuplarımız karışırdı. İşte Tahtaköy'e geldikler, Tahtakuşlar'a giderdi. Demişler bunu ne yapalım, burayı değiştirelim. Öyle bir karar almış, köy kararı. Karışmasın diye. Evet, 1972'de burası Çamlıbel olmuş. Yani Tuncel Bey rahmetlinin mezarını 365 gün geliyorlar. Evet. Sevilen bir insan. Baba bir adam yani konuşmasıyla, tavrıyla. Duruşuyla. Öyle bir insandı. Evet. Ama burada sakinliği seviyordu. İnsanların kendisini rahatsız etmesine huzur ediyordu onu. Çünkü neden? İzinsiz evine giriyorlardı. O da onu kızdırıyordu. Yani ama burada köylü evine izinsiz girmez. Telefon açar, müsaitse gider. Tabii tabii. Yani onun için Tuncel Bey'le tabii bu köyde tanıtımına çok büyük katkısı oldu. Ha iyi mi oldu? Vallahi o tartışılır, iyi mi oldu, kötü mü oldu. Çünkü köy nüfusu genişledi, yabancılaştı. Nüfus çoğaldıkça sorunlar da çoğalıyor. Su sıkıntısı başlayacak, kanalizasyon sıkıntısı başlayacak. İnsanlar yok, köpek avlıyordu, tavuk gıdaklıyordu demeye başlıyorlar. Buraya geliyorsan eşek de anlayacak, tavuk da gıdaklayacak kardeşim. Yani, rahatsız olmayacak, rahatsız oluyorsan dağın başına gideceksin. Ama genelde herkes memnun. Ama memnun olmayan da birkaç kişi çıkıyor maalesef. Vallahi biz burada yaşantıdan memnunuz. Buraya insanlar nefes almaya geliyorlar. Turizmden ziyade buraya kuğu hastaları, astım, bronşit, kanser hastaları onlar geliyorlar. Yani buraya gelip de bir ay, iki ay kalan insanlar inan o hani fıs fıs kullanıyorlar ya. Evet. İnanın onu atıyorlar. Daha ilk 10 günde atıyorlar. Zaten söylüyoruz kendilerine. Burada 10 gün bir alıştırma devresi, vücudun oksijen alıştırma devresi var. 10 günü geçtikten sonra insan rahat nefes alıyor. İnanın fıs fıs falan kullanmıyorlar. Çünkü benim dostlarım gelmişti buraya. Evimi kiraya vermiştim. İnan buradan gittiğinde Ankara'dan telefon açtı. Bir amcamız vardı. Ya oğlum dedi Mustafa, biz Ankara'ya niye geldik ki dedi. Çünkü oraya gitti. Tekrar havayı oksijene bağlandı. Erol bir arkadaşımız var. Ben diyor Mustafa Lüleburgaz'da 600 metre yürüyemiyorum diyor. Burada her gün 8 kilometre yürüyor. Çünkü o oksijen alıyor vücut. Evet. Eskiden zeytin çok güzel para kazanıyordu. Yani nüfus çoğaldı, zeytin para etmiyor. O da çok iyi. Yani şeylerimize mezarlığa gidip orada dua edeceğiz. Yani kalabalık bir mezarlığımız büyük ortasında. Evet, bayram öncesi. Bayram öncesi, evet. Tamam. Babalarımız bayram orada bekliyor. Bayram mesajı vermek isterseniz verebilirsiniz. Ya tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Allah kazası belası bir bayram geçirmenizi diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Size de ayrı bayramınız. Sağ olun. Görüşmek üzere. Şu anda Çamlıbel köyünün içinden geziyoruz. Merhaba. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Yeşim Teke. Tahta mekan işleticisiyim. Çamlıbel'de, Körfez'e, Güre'mize hizmet vermek için buradayım. Evet. Misafirlerimizi kahvaltılarımızla, gözlememizle, hizmetimizle ağırlıyoruz. Güzel bir dinlenme mekanı yaratmaya çalıştık burada. Sağ olsun arkadaşlarımızın yardımıyla da eski köy kahvesini bir bistro tarza çevirdik. Sevgili arkadaşım Picasso'nun böyle zeytin ana resminin önünde şu anda sizlerle beraberiz. Köye geldiğinizde köy meydanında tahta mekana uğrayabilirsiniz. Gerçekten nezih ve tam kafa dinlemek için güzel bir mekan. Aynen öyle. Köyümüzün havası, suyu, bölgemizin insanı
gezilecek, görülecek yerler arasında. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Zaten Çamlıbel Köyü'nün temel geçim kaynağı zeytincilik. Köye geldiğinizde de bu küçük işletmelerden gelip zeytin ve zeytinyağı ürünleri alabilirsiniz. Köy meydanında bulma. Yine küçük bir işletmeyi sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten dışarıdan dikkat çeken bir işletme. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, böyle ara sokaklardan yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi burada özellikle kadın girişimciler olduğu için onlara destek olması adına hem onlarla röportaj yapıyoruz, hem köyle ilgili bilgiler almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar gözlüğümüz kişilerle sohbet etmeye çalışıyoruz açıkçası. Çamlıbel Köyü Üretim Kültür Dayanışma Derneği, ev kadınlarının ürettiği doğal ürünler el işleri satış yeri içeriymiş. Köy meydanında bulunan kadınların ürettiği ürünleri bu şekilde gelip yerinden doğal satın alabilirsiniz. Şimdi buraya bakan bir ablamızla kısa bir sohbet edeceğiz. Çanakkale Ezine'den geldim ben. Evet. Burada hanımlarımızın böyle bir ürün üretip sattıklarını öğrendim. Seni de gel dediler bana arkadaşlar. Sen de koy bir şeyler, sen de satarsın demişler. Ben de geldim o amaçla. Gördüğün gibi her şeylerimiz var. Salçalarımız, tarhanalarımız, ereştelerimiz. Köyde tamamen Çamlıbel Köyü ve bu Kaz Dağları'nda üretilen tüm ürünleri gelip burada içiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Çok tatlılarmış. 3 tane var. Ay geliyor. Arin nasıl geçiyor? Gezi. Baba, bir gelsene. Geliyorum. Şöyle köyün delisinin olduğu yerden küçük hediyeler verdiler. Bir bileklik, bir de neler hediye etti sana abla? Bir tane balon. Evet. 3 tane, içinde 3 tane var tabii. Evet. Bir tane de bileklik. Bileklik hediye etti. Bileklik. Bakayım bir bilekliğini. Kepekli. Oo, çok güzelmiş. Sen de çok seversin zaten köpekleri. Teşekkür ederiz buradan. Şimdi köyün yukarılarına doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru geldik. Yine burada çay bahçelerinin bulunduğu bir yer. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2012 yılından beri çalışıyorum, bu işletmeyi çalıştırıyorum. Zeytin, zeytinyağlarım var. Kendi yaptığım reçellerim var. Kendim yapıyorum hepsini. Portakal reçeli, incir reçeli, çıtır kabak, kuru incir. Tamamen Çamlıbel Köyü'nde üretiliyor, evet, değil mi bunlar? Evet, Çamlıbel Köyü'nde. Ben kendim yapıyorum hepsini. Burası da size ait. Evet, kadın, burası. Bir kadın girişimci. Evet. Bu köye de zaten geldik. İlginç bir şekilde çok sayıda kadın girişimci olduğunu fark ettik. Evet, aynen öyle. Evet, kışın üretiyoruz biz. Yazın satıyorum ben kendi tarlamızda. Fiyatlar ne kadardır? 35 ile 40 arası değişiyor. Değişiyor değil mi? Arkadaşlar geldiğinizde yukarı doğru köy meydanından çıktığınız takdirde zaten burası mevki olarak ne geçiyor? Tatlı Bahçe restoran var karşıda. Onun karşısında hemen benim dükkanım. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yukarı doğru gelince Saklı Bahçe diye bir restoran kafe var. Aynı zamanda burada Şarlak diye restoran kafe diye bir yer var. Geldiğinizde bu köyde çok sayıda kafa dinleyebileceğiniz, çay içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir sürü restoran var. Çok güzel bir mekan, havuzlu. Pınar ağaçlarının bulunduğu ve Edremit Körfezi'ni görebileceğiniz güzel mekanlardan birisine geldik. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Bu kafedeki en önemli şey Marmara Denizi'nin haritasını böyle havuz şeklinde yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi adaları ve birçok yeri harita şeklinde çevirmişler. Şöyle mekanı da
360 derece sizlere göstereyim. Şu anda Ağustos böceklerinin seslerini duyuyorsunuz. Çamlıbel köyüne ulaşmak gerçekten çok rahat. Edremit'ten sonra Akçay'dan Güre istikametine, Altınoluk istikametine gittiğinizde sağ tarafınızda bulunuyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde bu yer. Zaten Edremit merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Köyde hem konaklayabileceğiniz hem de kafa dinleyebileceğiniz güzel mekanlar bulunuyor. Gerçekten oksijeniyle, her şeyle mükemmel bir yer arkadaşlar. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve Körfez manzarasını en güzel gören köylerden birisindeyiz. Ne haber Ali? Burası saklı bahçe arkadaşlar. Edremit Körfezi'nde birçok köyü gezmiştim ama burada çok fazla da sayıda, hem konaklama açısından hem de yiyecek içecek üzerine bir sürü mekan var. Kafelerin, restoranların olduğu bölgeden aşağı doğru iniyoruz. Çamlıbel Camisi'nin olduğu yerdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Çamlıbel'de hemen hemen her köşede akan bir çeşmeyi görebilirsiniz. Şu anda caminin bulunduğu yerdeyiz. Sessizlik, sakinlik hakim. Aynı zamanda Tuncel Kurtiz'de özdeşleştiği için birçok insan gelip hem yaşadığı, eskiden Tuncel Kurtiz'in yaşamış olduğu köyü merak ediyorlar, ziyaret ediyorlar. Mezarı ziyaret ediyorlar arkadaşlar. Senelerinde buraya böyle bir gezmeye gelmiştik. Çok geliyordum buralara ama Akçay'a pek uğramıyordum. Altınoluk'ta akrabalar var. İşte Ayvalık tarafına geçiyorduk. Bir akşam burada Tuncel Kurtiz Oteli'nde kaldık. Evet. Çocuklarla beraber derken gece 10 gibi aşağı çarşıya inerken kapının önünde satırlık gördük. Köyü de çok beğenmiştik. Gece içeri girdik. Sağ olsun bir ablamız vardı. O da bizi sevdi. O akşam orada işaret ettik, yani satın aldık. Sonra 2018 bir sene sonra da tadilatlara başladık. Tadilatta işte burası yoktu. Burada eski bir ev vardı. Mekanı koruyarak tadilat yaptık. İşte ufak tefek ilaveler yaptık. Burasını sonra ilave ettik. İşte kaplama yaptık. İçerisini değişiklik yaptık. Buraya yaptık derken böyle. Yazları mı kullanıyorsunuz şu anda? Şu anda yazları kullanıyoruz. Evet. Memnun musunuz peki o tarihten itibaren yerleştikten sonra? Yani kesinlikle memnunuz. Çocuklarım da çok seviyor burayı. İki evet. tane kızım var. Yani gençte pek hani böyle köy havasını falan sevmezler diyorlar ama evet. İstanbul'da mesela Büyükçekmece'de yazlığım var benim. Oraya artık vazgeçtik gitmekten. Kiraya verdik orayı. Buraya geliyor hafta sonları. Her hafta olmasa da iki haftada bir cumadan geliyoruz. Pazartesi dönüyoruz. Son birkaç zamandır da böyle uzun süre kalmaya başladık. Bir hafta, 10 gün gibi. İşte bayramlar da o uzadığı için evet. öyle kalmaya başladık. Gerçekten güzel. Çok keyif alıyoruz burada. Artık şehir hayatından bezdik ya. İstanbul'da yaşanmaz bir durum oldu artık İstanbul'da. Tabii tabii. Buranın havası, Kaz Dağları'nın havası. Yani özellikle havası çok net. Sabahleyin kalkınca böyle bir rahat kalkıyorsun. Yani bir ağırlık hissetmiyorsun. İstanbul'da kalkarken böyle bir mızmızlanıyorsun ama burada zınk diye kalkıyorsun. Evet. Yani, daha dinç kalkıyorsun yani günün yani, başlıyorsun. En azından ben İstanbul'da nasıl kalktım, sabahları başım ağrır, bir ağırlık çöker falan. Burada sabah 6'ya kalkıyorum. Dolaşıyorum, bir şeyler yapıyorum. Evet. Tekrar gerektiğinde yatıyorum ama yani. Ne güzel, ne güzel. Şu anda Doğa Çay Bahçesi'ndeyiz. Bu manzarayı görebilmek için zaten şurada görmüş olduğunuz, parmağımla gösterdiğim yer, köye ilk girdiğimiz mezarlığın bulunduğu yer. Zaten şurası da köy. Köyün bir çok açıdan çok güzel manzarası var arkadaşlar. Üst tarafında Kaz Dağları, alt tarafında Edremit Körfezi. Aynı zamanda bu köyün denize de kıyısı var. Çamlıbel zaten 2012 Büyükşehir Yasası'yla Çamlıbel Köyü, Çamlıbel Mahallesi olarak değiştirilmiş. Köyün olduğu bölgeye kadar ve üst taraflarına kadar hemen hemen birçok yerinde zeytin ağaçları hakim. Ve oradan yukarıda zaten köyün Kaz Dağı Milli Parkı'na sınırı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her yerde zeytin ağaçları var. Ve çok güzel oturulacak, zaman geçirilecek birçok mekana sahip. Görmüş olduğunuz gibi Edremit Körfezi ayaklarınızın altında arkadaşlar. Kaz Dağları eteklerinde bulunan bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı
ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.